Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk defa bu video serisiyle Türkçe video çekmeye başladık. Bu kanal İngilizce videolarla dolmuştu. Çok fazla yorum alıyorduk, talep alıyorduk Türkçe videolar niye çekmiyorsunuz diye. O yüzden BangleMaster B12 CNC makinamızı burada Türkçe videolarla tanıtıyoruz ve yanımızda baş teknisyenimiz Harun Usta var. Bu videoda BangleMaster B12 yeni jenerasyon CNC makinamızın divizörünü tanıyacağız. Divizörün özellikleri neler? Yeni jenerasyonla beraber ne eklentiler geldi, ne yenilikler geldi? Hepsini öğreneceğiz. Harun Usta yıllardır bizimle beraber çalışıyor. Daha önce de uzun yıllar CNC makine öğretmişti. Bizim teknisyenliğimizi yaptı, eğitimler verdi. Şimdi de 6-7 kişilik bir teknisyen ekibimiz var onların başında. Ve Harun Usta size makinenin tüm özelliklerini anlatamayabilir. Çünkü neden anlatamayabilir? Bu ne? Gördüğünüz gibi evden çıktığı gibi gelmiş. Lütfen tişörtünü de değiştirirsen videoya başlamak istiyoruz. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. 2 dakika. İzleyicilerden özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. 2 dakikaya geliyorum. Divizörümüzü tanıyoruz. Bulunmaz. Bulunmaz hoş geldiniz. BangleMaster CNC makine, kuyumculukta kullanılan bir makine. Bu nedir? Bu kısaca bir tanıtır mısın tekrardan bilmeyen, seriye yeni başlayan arkadaşlar için? BangleMaster makinemiz alyans ve bileziklerin üzerine farklı desenler yapmaya yarıyor. Kendindeki bilgisayar ortamındaki dizaynları direkt bileziğin üzerine aktarmamızı sağlıyor. Divizör grubunu tanıyacağız bu videoda. Yine kısa bir video olacak çünkü özellikleri tek tek anlatıyoruz her videoda. Divizör grubunda neler var? Yine bunu da kısaca bir anlatırsan daha sonra tek tek özelliklere geçelim. Divizör grubumuzda B12 makinemizde 5 tane servo motorumuz var. Bunlardan bir tanesi radius merkezi dediğimiz bilezikteki radius'u ayarlayan motor. Bir tanesi bilezik ve alyansımızın genişliğini ayarlayan servo motorumuz. Bir tanesi Y ekseni dediğimiz döner eksen, yani 360 derece dönmesini sağlıyor. Bir tane X olarak kullandığımız yine radius yapmasını sağlayan bir motorumuz var. Bir de düz zeminlere, köşeli malzemelere işleme yapmak için bir servo motorumuz daha var. Otomatik radius ayarı var. Ölçüye göre bileziğin alyansın kalınlığına göre otomatik ayar yapabiliyor. Yine rakamı giriyorsunuz ve makine kendi tespit ediyor. Eski makineler gibi manuel ayarlamanıza gerek yok. Tabii ki yüzüğü, alyansı, bileziği, yuvarlak olan her şeyi, bazı koli, küpeler, birçok normal yuvarlak objelere takıp çalışabiliyorsunuz. Bunu çeviren bir motor var. Bunun dışında tabii ki bu divizör grubunun olduğu gibi 90 dereceye kadar yatabilmesi mümkün. O hareketi sağlayan bir motor var ve 5. olarak da B12'de yeni gelen, ileri geri yapan, düz objelere çalışmamızı sağlayan 5. motor var. Divizör grubumuzda otomatik radius ayarı yapan motorlarımız var. Bunlar nasıl çalışıyorlar? Şu noktaya, şurada göreceğiniz gibi, şu noktaya bileziğimizin ya da alyansımızın direkt radius'unu yazıyoruz. Ve enter dediğimiz anda makinemiz otomatikmen yeni yazılan rakama göre pozisyon alıyor. Radius'umuzdan sonra bileziğimizin ya da alyansımızın genişlikleri farklı olabiliyor. 3 mm, 5 mm, 10 mm gibi. Bunda da yine aynı şekilde sadece şuradaki parametreyi değiştirdiğimiz anda makinemiz otomatikman yeni konumunu kendisi ayarlıyor. Anladığım kadarıyla radyus ayarını yapmak bayağı kolay. Sadece radyus rakamını radyus ölçerle ölçüp rakamı giriyorsun veya milimetreye giriyorsun ve makine kendisi ayarlıyor. Makinenin yanlış hesapladığı durumlar olmaz herhalde çünkü zaten cebinin rakama göre yok. Yapıyor. Makine zaten fabrikadan o konuda ayarlı çıkıyor. Yani bütün parametreler ayarlı öğretiliyor, ayarlanıyor. Siz doğru rakamı yazdığınız sürece makine her zaman doğru noktaya. Parametreler kurulmuş olarak makine size geliyor. Zaten makineyi aldığınız zaman mutlaka bizim teknik ekibimizden birisi mutlaka gelip ilk kurulumunu yapacak. Hatta birkaç gün geçirip sizin atölyenizde, fabrikanızda. Hatta bu en azından bir 5 gün sürüyor bu tip makinelerde. Ve size birçok şeyi kullanacağınız, ihtiyacınız olan olmayan 6 ay sonra, 1 yıl sonra ihtiyacınız olacak ayarı bile mesela bir terslik oldu üretiminizde, bir şey oldu, bir şey sıkıştı, elektrik kesildi falan 6 ay sonra, 1 sene sonra ihtiyacınız olacak durumlara karşı bile zaten kitapçığımız var, hepsini size
anlatıyoruz. Peki yuvarlak yapmak istemiyorum. Yanlarına işlemek istiyorum. Anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla biliyorum zaten. Video çektiğimiz için Harun Bey de burada olduğu için Harun Usta ona soruyorum. 90 dereceye kadar hatta daha fazla. 90 derece zaten 90 daha fazla ihtiyacımız zaten yok. Yatabiliyor. Gördüğünüz gibi makine 90 derece yan yattı. Bu şekilde yanlarına bileziğin, yüzüğün, yuvarlak, objelerimiz ne varsa yanına işleyebiliyoruz. Bu bildiğim kadarıyla makinede bir mod olarak ayarlanıyor. Aynen. Otomatik bir içinde bir mod var. Onu da yine bütün parametreleri ayarlıyoruz. Siz sadece modu seçtiğiniz zaman makine otomatikten bu konuyu alabiliyor. Peki bu moddayken neler yapabiliriz? Nasıl ürünler üretebiliriz? Senin bildiğin müşteri deneyimlerine dayanarak neler var? Nasıl seçenekler var? Yani bu moddayken genelde alyanslar çok daha fazla ve küçük ince bir risk yapanlar daha fazla kullanıyor. Alyansın yanlarına taş nasıl yapılabilir? Veyahut da farklı zemin işlemeleri, kalemat falan yapılabiliyor. Bununla ilgili numunelerimiz var zaten. Anladım ama anlamam yetmiyor. Sadece konuşmuyoruz, ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi elimizde numuneler de var, sadece konuşmuyoruz. Makinemiz var, işte bu, alırsan al, hadi bay bay demiyoruz. Sürekli 6-7 kişilik teknik ekibimizden ikisi de tasarımcı. Sürekli zaten Allianz ve bilezik firmalarında geçmişleri var. Çok iyi modelleri biliyorlar. Sürekli model üretiyorlar ve bu model setlerimizden birisi Bengal Master'ın kutularından biri. 30 tane model var. Bu modellerin içinde de Allianz'a yana işleme örneği görebilirsiniz. Makinemizin bu modunda bu tarz Allianz'ların yanlarına gördüğünüz gibi taş yuvaları veyahut da farklı dizaynlar yapabiliyoruz. Tamamen bize kalmış bir şey oradaki dizayn. Üstüne ve yanına her türlü işleme yapabiliyoruz. Peki son olarak bir de bu divizörün 5. motorla yapılan 12 eksen hareketi var. Bunu da zaten bu video serisinde aşağıdan linki de bulabilirsiniz 12 eksen hareketleri diye. Zaten birçok model yapıp numune yapıp daha detaylı göreceğiz ama bu divizör videomuzda da kısaca bahsetmek istiyoruz. Bu 12 eksen hareketi ileri geri hareket yapıyor. Bunu da biraz anlatır mısın, bize neler yapılabiliyor bununla? Eksenin ileri ve geri yapmasından kaynaklı bize düz bir zemin üzerine işleme olanağı sağlıyor. Bu bir küpe olabilir, altıgen bilezik olabilir ya da farklı kalıp dahi olabilir yani. Düz bir zemin üzerine işleme yapma olanağı veriyor bize. Makinemizin 12. ekseni bu tarz kareli alyanslar ve bilezikler yapmamıza olanak sağlıyor. Zaten normal standartlarını yapabiliyoruz. Bunlara ek olarak böyle farklı şekillerde alyansların bileziklerin üzerine model atıyoruz ve yine aynı şekilde düz bir zemin üzerinde böyle küpe tarzı ya da farklı broş tarzı şeyler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi divizörde pek çok hareket var. Biz bu makineyi yıllar içinde geliştirirken zaten her yeni pazar bizi yönlendiriyor. Yeni modeller çıktığı zaman bu hareketi makinamıza ekleyerek biraz zor oluyor tabii. Yani yazılım kısmı var, mekanik kısmı var. Deneme kısmı var. Her şeyi yapıp müşteriye teslim ettiğinizde müşteri modeli yapıp tutmayabiliyor, proje patlayabiliyor. Birçok zorluğu var ama sonuçta bir şekilde ilerliyor, yavaş ilerliyor ama ilerliyor. Bu divizör kısmının son olarak genellikle müşterimiz bilezikçi ya da alyansçı olarak ayrı ayrı alıyorlar. Dolayısıyla bilezikçi ise bilezik olarak ayarlayıp yıllarca böyle çalışıyor. Ama bazen daha küçük üretim olduğunda ya da bu makineyi daha verimli kullanmak istediğinde hem alyans hem bilezik yapan imalatçılar olabiliyor. Çok sık gelen sorulardan biri bize bu da. Bu alyans ve bilezik arasında çok fark var mı? Değiştirmek zor mu? Hani böyle dakikalarca, saatlerce uğraşır mıyım bunu değiştirmek için? Bu divizörü şu an bilezik takılı, bilezik alyans değişikliğini nasıl yapıyoruz? Zor bir şey mi? Kolay bir şey mi? Ben ne yapacağım şimdi? Makinemizi bilezikten alyansa geçiriyoruz ya da alyanstan bilezik formuna geçirdiniz. Çok zor değil. Yani tamamında 5 dakikalık veyahut da maksimum 10 dakikalık bir iş. Görebilir miyiz şu anda 5 dakika? Yani videoyu 5 dakikaya tabii oynatmayacağız ama Sadece makinenizi bilezikten alyansa değiştirmek için yapmamız gereken hareket sadece şurada bulunan bir vidayı gevşetmek. Olur.
istediğimiz sadece bu. Herhangi bir parametre ya da herhangi bir ayar yapmıyoruz. Yapmamız gereken tek şey sadece bu parçayı buraya bağlamak. 5 dakika dedi Harun Usta ama az önce kamerayı ben tutuyordum, 45 saniye sürdü. Bu mütevaziliğinden dolayı da seni tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı kolay bir operasyon. Bunda hassasiyet ayarı da yok. Taktığınız zaman çat diye oturuyor çünkü hata yapmanıza izin vermiyor. Parçalar tam hassas işlenmiş parçalar. Bu 45 saniye içinde parçayı taktığınız zaman hızlı bir şekilde alyans ya da bilezik üretmeye başlayabiliyorsunuz. Yani güzel tarafı makinede herhangi bir parametre, herhangi bir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey program olarak hiçbir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece parçayı değiştirip tabii ki bilezik modelinizi unutup da alyans işlemeye kalkmayın. Çok acayip şekiller çıkabilir. Ya da alyans modelinizde bilezik işlerseniz hiçbir şey çıkmaz. Bunlara karşı dikkatli olun. Ama merak etmeyin, Bangle Master B12'yi aldığınız zaman bizim teknisyenlerimiz size bütün bu eğitimleri çok detaylı bir şekilde verecek. Bu videoda Bangle Master CNC makinamızın, Bangle Master B12 yeni jenerasyon CNC makinamızın divizör bölümünü inceledik. Divizör en önemli bölümlerden biri. Bu yüzden ilk bunun videosunu çektik. Bu video serisi devam ediyor arkadaşlar. İzlemeye devam edebilirsiniz. Aşağıda zaten bütün serinin linkleri var. Tek tek tıklayıp izleyebilirsiniz. Hepsi kısa ve hızlı videolar. Hızlı bir şekilde sizi sıkmadan anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda yine hassas bölümlerden biri olan oyma yaparken, model yaparken en önem vermeniz bölümlerden biri olan spindle'ımızı inceleyeceğiz. Spindle'ımızın gücü, hızı, teknik özellikleri, kullanım maliyetleri hepsini tek tek yine Harun Usta bize anlatacak. Bulunmaz YouTube kanalına genellikle İngilizce videolar atıyoruz. Çünkü bütün dünyaya ulaşmaya çalışıyoruz. Çeşit çeşit ülkelerden müşterilerimiz, ürünlerimizi kullananlar olsun istiyoruz. Ama bu video serisiyle beraber Türkçe videolara da başladık. Sık sık size Türkçe videolar da atacağız. Kanalımızda oynatma listelerinde Türkçe videolar bölümüne girin. YouTube'da bizi kolayca bulabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar Harun Usta ile beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler.